kamp ve karavana dair ne varsa sizin için araştırmak için yollara çıktım. Bugün kamp ve karavan fuarına geldim. Arkamda görmüş olduğunuz gibi tiny house'lar, karavanlar, kamp ekipmanlarına dair ne varsa her şeyi sizin için kayıt altına alıyorum. Siz de hazırsanız videomuz başlıyor. Arkadaşlar kamp ve karavan fuarındayız. Yanımızda Exardo'dan Melek Hanım var. Merhaba. Bize bugün firmanın geliştirdiği ürünler hakkında bilgi verecek. Melek Hanım önce sizi tanıyalım sonra da firmanızı. Melek ben. Sakarya'dan bir firmayız. Adımız Exardo. 3,5 yıldır bu sektörde devam etmekteyiz. Covid sebebiyle de artan talepler üzerine bu sektöre giriş yapmış bulunmaktayız. İlk zamanlarda daha küçük konseptli çalışıyorduk fakat şu anda hem yurt içi hem yurt dışı satışlarımız mevcut. Aslına bakarsanız bu fuara 3 günde yetiştirdik bu ürünlerimizi. Özellikle bu pembe evimiz çok dikkat çeken bir ürünümüz. Evet. Doğa dostu, aynı zamanda hayvan sevgisini de göz önünde bulundurmak istediğimiz bir konsepti bu. Diğer konseptlerimiz de karavan modellerimiz ve farklı seçeneklerimiz de mevcuttur. Genellikle 2,5-4 yükseklikte devam ediyoruz. Ama uzunluğunu 5, 6, 7, 8, 9 talep doğrultusunda göre. Evet kesinlikle seçim şansınız mevcuttur. İçerisinde bir ya da iki yatak odası seçimleri size kalmış şekilde yapıyoruz. Onun haricinde içerisindeki ürünleri siz belirliyorsunuz ya da bizim belirlediğimiz burada gördüğünüz konsept modellerine göre de seçim şansınız mevcut. Pembe ev yeni modeliniz galiba. Evet bunu sadece bu fuar için yaptık. Bu fuara özel. 2,5 günde yetiştirdik. Evet imkansız biliyorum ama bunu biz başardık sizler için. Evet. Buradan da bir ipucu vermiş oldunuz. Tiny House'lar 2,5, 1 hafta, 1 ay içinde hazır olabilecek evler. Evet olabilecek evler ama çok özel durumlar için. Çünkü normalde ayrıntıları, işte bunların imalatı, ürünlerinin yerleştirilmesi vesaire biraz daha uzun sürüyor. Aynı zamanda ürün talep yoğunluğumuz çok fazla olduğu için biz birkaç ay veriyoruz süre için. Genelde satış için. Daha sağlıklı olabilmesi. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Aynı zamanda, şimdi bu tiny house'ların özelliklerinden bahsetmek istiyorum ben size. Bunlar ruhsatlı ve plakalı verdiğimiz için hem karayollarında taşımacılıkta sıkıntı yaşatmıyor sizlere. Hem de aynı zamanda imarla alakalı izin almanız ya da işte hani alanlarda sıkıntı yaşamanızı engelliyoruz biz bu şekilde. Plakası var, ruhsatı var. İstediğiniz alana sizin eğer bir bahçeniz, bir arsanız mevcutsa, göl kenarı, dağ başı ya da herhangi bir yerde sizi hayallerinizle buluşturuyoruz aslında. Şöyle söyleyeyim, ben Karadenizliyim. Ordu'nun Perşembe yaylası var. Harika. Mesela yaylaya bu evle çıkabilir miyim? Çıkarması biraz zor olur ama yerleştirdikten sonra çok manzara muhteşem harika. Zamanlar sizi bekliyor olur. Olacak, evet. Peki bir de evet. Şeye değinelim, herkesin aklındaki soru. Bana maliyeti ne olur? Size maliyeti, şimdi ben tek tek fiyatlarını bu fuar için özel fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Evet, kahverengi tamam. Karavanımız 320.000 TL'den başlıyor. 350.000 TL, evet. 370.000 TL evet. Ve özel pembe evimiz 390.000 TL. 390.000 TL. Evet. Tamam, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. O gün her şeye bir el çekildi. O gün ben kalbimden seni silip gittim. İtip gittim hayatından, hayalından. Sonunda ben. Kamp karavan fuarında gezmeye devam ediyoruz. İlginç bir ürünün yanındayız. Eğer tiny house alacak kadar paranız yoksa, arabamla da gitmek istiyorum ama çadırım da yanımda gelsin istiyorsanız işte aradığınız ürün burada. Yanımda Özer Bey var. Bana şimdi ürün hakkında bilgi verecek. Özer Bey merhaba, hoş geldiniz. Ürün hakkında bize detaylı bilgi verir misiniz? Şu anda burada ABS dediğimiz ürün var arkamda. Maketini burada görüyorsunuz. Evet. Bu ürün yukarı açılır dediğimiz bir modelin. Fiber modelinde zaten eskiyiz. Yani burada bilineniz. Yana açılır modelimiz geliyor. 4 kişinin olduğu bir model. Birçoğu insanın aile olarak, birey olarak, eş olarak kullanabileceği bir artık ürün. Artık insanlarımızın Türkiye'de kültürüne yerleşmiş bir ürün. Yani yakın bir zamanda şey oldu. Benim bir teknem var, üstüne koysam denizde yatarım dedi. Mesela çok enteresan bir şey. Bunu yaptık.
Peki ama bunun kurulumu otomatik mi gerçekleşiyor? Bu kendinden gaz amasörlü. Bunu yukarı doğru elinizle ittiğiniz zaman küçük bir baskı yordamıyla şu an açıyorlar. Gördüğünüz arkada. Yukarı ittiğiniz zaman ürün açılıyor demektir. İçinde zaten merdiveni hazırdır. İndirirsiniz ve içerisinde 300 kilogram, 350 kilogram ürüne göre boş alan bulunabilmekte. Bu boş alana da bizim uyku tulumumuz, bizim yastığımız, kıyafetlerimiz içinde. Yani ne yapıyoruz? Kaplumbağa gibi evimizi sırtımıza alıyoruz. Benim gidiyoruz. Gibi. Aynen öyle. Deniz kenarına geldik. Yan tentemiz de var. Burada alan şu darlığı diyor. Gördük. Aynen açıyorlar şu anda. Yan tentemiz de var. Kurdunuz. Bir aile olarak altında yemeğini yersiniz. Güneş olsa bile gölgede serinlersiniz. Çadırlarda yatıp istediğiniz zaman uyuyup uyanırsınız. Kaç kişiye kadar içine girilebiliyor? Şu an çadırlarımız 2 kişiden 4 kişiye kadar içine girip çıkılabiliyor. İnsanların en çok merak ettiği maliyet. Maliyetler şöyle, 10.500 TL gibi bir ürünle başlayıp şu an skala 20.000 liraya kadar çıkıyor yan açılırlardan dolayı. Ruhsat derdimiz yok, muayene derdimiz yok. Bunlar çok önemli. Evet. Mesela karavanda belge gerekecektir. Evet. Çekme karavanda belgesi, da. Çekme aynen öyle. Çeki demiri gerekecektir. Evet. Çadırı istediğiniz arabaya söker takarsınız. Burada arabanın tek kapılı olmasıyla böyle büyük bir pick-up olması arasında hiçbir fark yok. Ben de onu soracaktım. Şimdi yanımızda bir tane araba var. Evet. Ford fabrikanın tanıtım aracı. Evet, fabrikanın tanıtım aracı. Herkeste bu arabada yok ama olanlar da var. Öyle söyleyelim. Evet. Bu arabayla mini bir araba dediniz. Bütün arabalar oluyor mu ürün? Onu soralım. Aslında bunun her araca takılıp her araçta rahat kullanabileceğini anlıyoruz. Yani 1.2 motordan üst segmente kadar gidebilir. 0.9 motordan diyelim. 0.9 motor. Ben artık onlar var. 0.9 motor bile bu karavanı taşıyabilir. Çadırı taşıyabilir. Çadırı taşıyabilir. Bu çadırlar 450 kilogram zaten yük taşırlar. Kendi ağırlıkları 65 kilodur. Yani iki kişi bunu alıp koyabilir. Arabanın üzerinden isterseniz 5 dakika gibi bir süre içerisinde alıp garaja, bir yere, depoya kaldırabilirsiniz. Bizler de fabrika olarak ürettiğimiz her ürünün yanındayız. Elimizden geleni yaparız. Tamam. Çok teşekkür ederiz Özer Bey. Ben memnun oldum. Ben sağ olun. Memnun tekrar sağ olun. Her zaman görüşmek üzere. Sağ olun. Kamp ve karavan fuarında ben muhteşem bir şey arıyorum diyorsanız şu an tam arkamda görüyorsunuz Romya var. Yanımda Handan Hanım var. Bize bu konuda bilgi verecek. Handan evet. Hanım ürünü tanıyabilir misin? Tabii. Bu yapımız bizim yaklaşık 27 metrekare. Ama bu binlerin aksine branda değil. Likit membran diye geçiyor. Yani likit membran nedir? Suya ve neme dayanıklı izolasyon malzemesi. 8 milimlik bir kontraplak üzerine sıvı olarak sürülüyor. Onun üzerine burada gördüğünüz gibi istenilen renkte boyanabiliyor. Üzerlerindeki görünen şeffaf bölümleri de yine branda değil. 4x4 ısı cam kullanıyoruz. Peki Romya'yı tiny house'lardan ayıran en büyük özellik ne? Modüler yapı. Taşınabilir değil, tekerlekli değil, ruhsatı yok. Ama izin konusunda yine yani su basmalı temel gibi bir şey olmadığı için belediyelerden çok kolay izin alınabiliyor. Binanın yapı şekli sanki eski Türklerin kullandığı evet, yapılara çadır evet. kültürünü anımsattı biraz, bana. Biraz evet onu anımsatıyor. Ama bunun ilk çıkış noktası da aslında tabii branda ve çadır kültürü. Ama biz artık bunu izolasyon ve güvenlik açısından tabii brandanın çok mukavemeti yok. O yüzden biz onu nasıl daha fazla bizim iklim şartlarımıza sağlayabiliriz diyerekten likit membrana bunu biraz Ar-Ge çalışmamızla birlikte likit membran yaptık. Burada havuz da görüyorum. Çocuk evet, havuzu mu genelde yoksa? Genelde proje bazlı oluyor. Yani otel, ticari amaçlı işte arsası olan kişiler bunu günlük kiralama ya da otel turizm açısından kullandığı için biz de böyle bir hazır konsept yaptık. Daha önceki fuarlarımız da çok istemişlerdi çünkü işte havuzlu nasıl olur diye. Yaklaşık 2 metre çapında bir havuzumuz var. 3 de yapılabilir, 4 de yapılabilir. Biz fuar alanı için hani küçük bir havuzumuzu getirdik örnek olarak. Şurada da ateş çukuru var. Orada her ortamı sağlayabilirsiniz burada. Peki en çok seyircilerimizin merak ettiği konu maliyet. Bu bize ne kadara mal olur? Yani aslında nakliye ve kurulum da dahil bizde ama tabii Türkiye içindeki fiyatlarımızı sabit tutuyoruz.
dolar bazında yaklaşık sadece iskelet karkas yapısını alacak olursanız, işte bu kaplamasıyla birlikte, iç döşemeleriyle birlikte 8500 dolar. Eğer bu fuar alanında gördüğünüz bu verandası, havuzu ve içindeki bütün ürünlerle birlikte alırsanız da 20.000 dolar civarı, yani yaklaşık 300.000 civarında bir fiyatımız var. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. O gün ben her şeye bir fert çekip gittim. O gün ben kalbimden seni silip gittim. İtip gittim hayatından, hayalından. Sonunda benden. Kamp karavan fuarına gelip de kamp meraklısı birini bulmamak imkansız. Yanımızda Ömer Bey var. Bu gördüğünüz şaheser aracı kendisi ve kızı için yapmış. Biraz bilgi alacağız. Nasıl başladı bu hikaye? 2013'te aracı satın aldık. O zaman amatör olarak başladık tabii ki. Yani bir firma falan sahibi falan değilim. İşte 2000 model aracımız. O zamanlar başladık ama tahmininizden çok uzun sürdü. Çok üç ayrı tasarım aşaması geçirdik ve çok değiştirdik işte. Öğrendikçe biraz daha farklı oldu. 2016'da bitirdik, sonra biraz su aldı. O dönemlerde daha da acemi olduğumuz için birçok şeyi sonradan tekrar yapmak zorunda kaldık. İşte bugünleri kısmet oldu. Geldik, evet. Bugünlere geldik. Yani bu biraz kızınızla da ilgili sanırım bu hikaye. Aynen. Loya Mobile Home olarak geçiyor. Kızımın ismi. Ben Karadenizliyim. Kendi yöresel dilimizde kullandığımız şeker anlamına geliyor. Ben de Karadenizli olduğumu belirteyim bu arada. Orada da memnun oldum. Denk geldi, memnun oldum. Öyle söyleyelim çok yani. Teşekkür ederim. Peki bu karavanda ne gibi hikayeler var? Nerelere gittiniz? Yolculuk çok fazla gezme fırsatım olmadı. Yani üretim aşamaları biraz ağır ilerledi tabii ki. Ondan sonra işim gereği de çok yoğun olduğum için çok fazla uzak bile gidemiyorum. Bursa'da yaşıyorum. Bizim orada koca yaylamız var, Keres. Uludağ'ın arka tarafındaki bir dağ şeyi, o kasabası. Genellikle oraya çıkıyorum hafta sonları. Hani onun dışında bir sahil kenarına gittiniz mi? Henüz daha gidemiyoruz. Zaten araba hida yeni bitti. Yani çok yeni fazla bitti. Gidemedim. Peki birçok kamp, karavan, tiny house gördük fuarda. Evet. Yani böylesini ilk defa görüyoruz. Fuarın gözdesi de diyebilirim yani aracı için. Nereden baksanız aracı her yerden görebiliyorsunuz. Çok devasa bir araç. Siz mi bilerek mi böyle büyük bir araç tercih ettiniz, yoksa kızınız mı böyle bir talepte bulundu? Şimdi biz 2000'li yıllardan sonra, 2004 arasında bu dizi furyasının çok hızla gelişmesinden sonra Bursa'daki bir abilerimiz otobüsün içerisinde özellikle dizi çekimlerine gitmek üzere, yani işte kulis için kullanılmak üzere araçlar yaptılar. Ama karavan olarak Türkiye'de ben iki yaptım. Yani onlar birazcık ticari araçtı. Evet. Yani VIP tarzında. İkisi aynı şey değil. Karavan farklı bir şey, VIP. Onlardan da çok şey öğrendim. Onlardan da isimlendim tabii ki. Ama işte yaşam alanı dediğimiz. Şimdi bu araçta gördüğünüz gibi alttaki bagaj odalarında bile yatak odamız var. Yani yaşam alanımız var. İşte burada bir mutfağımız var. Altta aileten. Yani bununla birçok yerde hiçbir yere bağlı kalmadan, ne bileyim işte çok fazla enerji sıkıntısı da yaşamadan evden ne rahatlığınız varsa, hatta artılarımız bile var. Hatta burada hepsini, projeksiyon cihazı bile gördüm. Her şey var, televizyon var. Ama işte o konularda çok eleştiri alırız. Çok fazla televizyon yok mu kamp ortamında falan diye. Bu tabii biraz şov aracı yani. Bizim buradaki iddiamız hani kamp ortamında olabildiğince lüksü yaşatmak. Yani şimdi insanlar araba alırken işte sunroof olsun istiyorlar, xenon farı olsun istiyorlar. Bu da onun gibi düşünün. Yani karavanda şimdi bugün Avrupalılar, Amerikalılar yapıyorlar. Biz Türkler olarak biz de yapalım dedik. İşte o anlamda tamamen el emeği. Şimdi biz 2000 model 400 aldık, önünü arkasını. Arabayı bir kere komple yok ettik, sıfırdan yaptık arabayı. Şimdi şu anda Türkiye'de böyle bir şey yok. Tamam, önü arkası, dizaynı tamamen bana ait. Birçok ustalarımız var. Bazıları şu anda hayatta değil. El emeği göz nuru, öyle diyebilirim yani. Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Scooter'ların Rolls Royce'u bu fuara gelmiş arkadaşlar. Hem de Güney Kore'den. Yanımda Halit Bey var. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz scooter'lar hakkında bana bilgi verecek. Halit Bey, detaylı bilgileri sizden alalım. Aslında Dualtron'u şöyle özetleyeyim. Tüm dünya üzerinde en uzun menzilli,
en güçlü, yokuş performansı en iyi olan, artı olarak fren sistemleri konusunda bile en iyi sistemlere sahip Scooter markası. Bu şu demek oluyor, yani düz duvara tırmanmak istiyorsunuz, üstüne durabiliyorsunuz, tırmanabiliyorsunuz. İstanbul gibi bir yerde mesela her yeri yokuş, her yere çıkamıyorsunuz tabii olarak. Ve menziller de uzun aslında. Ya burada menzil konusunda mesela 150-160 km menzillere kadar real menzil üretebilen cihazlar var. İstersen kısaca cihazlardan bahsedelim. Evet. Birincisi burada gördüğünüz model Dual Tone X1 modeli. Bunun şu anki X2 modelinde neler farklı? Birincisi 8300 watt'lık çift motor sistemi var. 72 volt 42 amper bataryayla 150 km menzil sağlayabiliyor. Çok aktif bir süspansiyon yapısı var. Bu Dual Tone'un mevcut süspansiyon yapısından farklı aslında. Mevcut yapılarda mesela kartuş sistemi kullanılırken Dual Tone bu özel üründe özellikle hidrolik ve yaylı bir süspansiyon eklemiş. Bu aracın yolda giderken sadece tekerleklerini oynayıp sizin ayak bastığınız yerin hiçbir şekilde oynamamasını çok net sağlıyor. Hızlı şarj da yanınıza alarak 2 saatlik bir yemek arası verip şehirler arası yol yapabiliyorsunuz. Çok konforlu bir şekilde yoruma. Xiaomi bir marka ürünü bagaja koyduğunuzda ne kadar yer kaplıyorsa bu cihaz 3600 watt'lık bir cihaz. 80 km gerçek menzili var ve 70 km zarar çıkabiliyor. Bu cihaz da aynı yeri kaplıyor. Tabii sadece batarya güçleri ve motor güçleri daha arttığı için kilogramlar biraz daha artmış oluyor. Hani 29 kilo bir ağırlığı var cihazın. Bir de en çok merak edilen tabii ki bütçe. Herkese uygun mu? Evet. Ne kadar ödememiz gerekiyor bu cihazın? Ya bütçeler Dual Tone segmentlerinde 1500 dolardan başlıyor. Hmm. En üst segment cihaz 7000 dolarlara kadar gidiyor. Yani Dual Tone X2 modeli 7000 dolar civarında fiyatı. En çok tercih edilen ve en çok sattığımız modeller de 2500-3000 dolar arasında. Çok teşekkür ederiz Halit Bey. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Kamp ve karavana dair ne arıyorsanız her şeyi sizin için araştırdım ve bunu kayıt altına aldım. Ben fuarı gezerken gerçekten çok eğlendim ve çok önemli bilgiler edindim. Bu videoyu izleyerek siz de kampa çıkmadan önce ne yapmanız gerektiğini ve neler almanız gerektiğini çok iyi anladınız. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın.